Şimdi gördüğünüz bu resim aslında rahatsız edici bir sır saklıyor. Can kurtaran botunda oturan kız çocuğunun adı Terry Jo Dupiral. Kendisi tam 4 gün boyunca küçük bir botun üzerinde, yiyeceksiz, susuz ve korkmuş bir halde okyanusta kaybolan, sadece 11 yaşındaki küçük bir kız çocuğu, okyanusun ortasında neredeyse ölmek üzereyken bir yük gemisi tarafından bulundu. Dünya bu kız çocuğunu okyanusun yetimi ismiyle tanıdı. Ve eğer doktorlar onu kurtarmayı başaramasaydı, tüm yaşadıkları birer gizem olarak kalacaktı. Arkadaşlar, hepinize selamlar. Aranızda beni tanıyanlar var biliyorum. Ancak bu kanala yolunuz ilk defa düşüyorsa eğer, adım Nur. Bugün size Terry Jo Dupiral'ın inanılmaz ama gerçek hikayesini anlatıyorum. Ve hikayenin tamamını öğrendiğinizde gerçekten çok şaşıracaksınız. Ancak hikayeye başlamadan önce eğer paranormal, gizemli ve tuhaf olayların anlatıldığı bir kanalın hayranıysanız doğru yerdesiniz. Çünkü sadece bu tür hikayeleri anlatıyorum, hem de haftada 2 kere. O halde kendinize güvenli bir yer bulduysanız, ışıkları kapattıysanız ve yeterince cesursanız konuya geçiyorum. Hikaye tipik bir Amerikan rüyası olarak başlar. 1961 yılında bir göz doktoru olan Arthur Dupiral, ailesini uzun zamandır planladıkları Bahamalar tatiline götürmeye karar verdi. Bunun içinse Blue Bell adında lüks bir yat kiraladı. Doktor Dupiral'ın eşi ve 3 çocuğunun yanı sıra arkadaşları Julian Harvey ve eşi de onlarla beraberdi. Harvey bir denizciydi ve 2. Dünya Savaşı'nda görev yapmıştı. Bu yüzden Doktor Arthur ondan tatil boyunca yatın kaptanlığını yapmasını istedi. Harvey'nin yelken deneyimi ve navigasyon bilgisi herkese yolculuğun harika geçeceğine dair güven verdi. Aslında başlarda tatil tam da hayal edebileceğiniz gibi geçiyordu. Bol bol yelken açıyor, okyanusta yüzüyor ve güneşin tadını çıkartıyorlardı. Artık tatilin 5. günüydü. Çocukların kahkahaları, yetişkinlerin huzuru, herkes ama herkes çok mutluydu. Ya da öyle görünüyordu. Çünkü sonrasında yaşanan olaylar üzerinden 50 yıldan fazla zaman geçmiş olsa bile hala tüylerinizi diken diken etmeyi başaracak kadar korkunçtu. Zavallı Terry Jo tatilin 5. gecesinde olanları anlamakta bugün bile hala zorlanıyor. O zamanlar henüz 11 yaşında olan Terry Jo kamerasında yatarken yukarıdan gelen bir gürültü sesiyle uyandı. Erkek kardeşi "yardım et baba, bana yardım et" diye bağırıyordu. Bunun üzerine telaşla kamerasından çıktı ve güverteye doğru yürümeye başladı. Mutfağa ulaştığında annesi ve kardeşi yerde kanlar içinde yatıyordu. Annesine ve kardeşine daha fazla bakamayan Terry, babasını bulmayı umarak üst kata doğru çıkmaya devam etti. Ve o sırada Julian Harvey'nin hızla kendisine doğru geldiğini gördü. Tüm bu olan bitene anlam veremeyen Terry Jo ona neler olduğunu sordu. Ama aldığı tek yanıt hemen odasına geri dönmesi emri oldu. Oldukça korkan, hatta korkudan titreyen Terry, emre uyduğu yatağına döndü ve sessizce beklemeye başladı. Sonrasında gelen tek şey keskin bir sessizlikti arkadaşlar. Ancak kamerası suyla dolmaya başlayınca korkusu yerini paniğe bıraktı. Çünkü yatın batmakta olduğunu farkına vardı. Arkadaşlar Harvey yatın valflerini açmış ve böylece batmasını sağlamıştı. Ardından Terry neler olduğunu görmek için tekrar güverteye çıkmaya cesaret etti. Ve güverteye ulaştığında tekrar Harvey ile karşılaştı. Harvey'e "batıyor muyuz?" diye sorduğunda sert bir şekilde bağırarak evet cevabını verdi. O sırada Harvey nedendir bilinmez, Terry'e küçük bota bağlı olan bir ip verdi ve ipi tutmasını söyledi. Terry, Harvey'nin talimatına uyarak ipi tuttu. Ancak Harvey kısa bir süre için yanından ayrıldığında Terry botun ipini bıraktı ve bot yattan uzaklaşmaya başladı. Harvey bu durumu fark edince paniğe kapıldı ve botu yakalamak için okyanusa atlayıp onu geri getirmeye çalıştı arkadaşlar. Terry Jo, Harvey'nin dikkatinin dağıldığı bu anı zekice kullandı. O sırada soğukkanlılığını koruyarak yatta bulunan küçük mantar bir can kurtaran botu olduğunu hatırladı. Hemen botu çözdü ve yakalanmamak için yatı Harvey'nin olmadığı taraftan denize indirdi. Bu sayede Harvey, Terry Jo'nun botu kullanarak kaçtığını hemen fark edemedi. Ancak 11 yaşındaki küçük kızın hayatta kalması için bu durum tek başına yeterli değildi. Sonraki 3,5 gün boyunca her geçen gün daha da zayıflamaya ve küçük mantar botuyla okyanusta amaçsızca sürüklenmeye başladı. Geceler dondurucu derecede soğukken gündüzler kavurucu derecede sıcaktı ve güneş onu yakıyordu. Tüm bunlara rağmen küçük kızın hayatta kalmayı başarması gerçekten mucizevi bir şey arkadaşlar.
Çünkü giderek zayıflamıştı ve her geçen saniye gücü tükeniyordu. Üstelik Harvey'nin kendisini bulmasından çok korkuyordu ve bu yüzden sesini de çıkartamıyordu. Arkadaşlar, bot o kadar küçüktü ki tek yapabileceği şey botun içinde oturmaktı. Bacakları suyun içindeydi ve bu yüzden balıklar bazen bacaklarını ısırıp kanatıyordu. Terry hiç yiyeceği ve suyu olmadan artık uzun süre dayanamayacağını düşünmeye başladı. Yine de umudunu kaybetmemek adına herhangi bir uçak ya da gemi görebilmek için gözlerini ufukta tuttu. Umarım yatın battığını bilen biri vardır ve beni kurtarmak için yardım gönderirler diye düşündü. Uyanık kalmaya çalışsa da bitkin düştü ve zihni bilinçsizlik içinde sürüklenmeye başladı. Arkadaşlar, zavallı Terry'nin burada neler yaşadığını düşünemiyorum bile. Çünkü bu şekilde hayatta kalmayı başarmak gerçekten çok ama çok zor. 14 Kasım sabahı gün ağarırken üzerinde daireler çizen küçük kırmızı bir uçak gördü. Terry heyecanlanmaya başladı, nihayet kurtarılacağını düşündü ama ciddi bir sorun vardı. Terry'nin üzerinde oturduğu can kurtaran botu beyazdı arkadaşlar ve dalgaların köpükleri de beyazdı. Bu yüzden de okyanusta beyaz dalgalar arasındaki beyaz bir botu fark edebilmek neredeyse imkansızdı. Ve uçak çok yakından geçmesine rağmen ne yazık ki Terry'yi görmeyi başaramadı. Hatta bu olaydan sonra can kurtaran botlarının beyaz olmasının yasaklandığını biliyorum arkadaşlar. Terry bir süre sonraysa ufukta bir gemi gördü ve ayaklarını kürek gibi kullanarak botu ilerletmeye çalıştı. Ancak bu şekilde gemiye de yetişmesine mümkün olmayacağını anladı. Arkadaşlar, Terry'nin her gemi gördüğünde umudu giderek azaldı ve artık bir gemi ya da uçak gördüğünde umutlanmamaya başladı. 4. günde okyanusta ilerleyen bir Yunan yük gemisindeki bir gözlemci uzaktaki beyaz bir dalganın kaybolmadığını fark etti. Gemi mürettebatı küçük kızı gördüklerinde gözlerine inanamadılar. Terry Joe'yu gemiye aldıklarında onun ciddi bir şekilde susuz kaldığını, güneş yanıkları olduğunu ve ateşlendiğini fark ettiler. Terry'nin yiyecek, su ya da barınak olmadan küçük bir can kurtaran botunda okyanusun ortasında 84 saat boyunca mahsur kaldığını öğrendiler. Bu zorlu koşullara dayanabilmesini de bir mucize olarak değerlendirdiler. Terry Joe anakaraya döner dönmez hemen hastaneye kaldırıldı. Yunan yük gemisi kaptanı Theo ve mürettebatının küçük kızı gemiye almadan önceki çektikleri fotoğraf ve olayın hikayesi kısa sürede manşetlere çıktı. Peki ailenin yatı Bluebell'e ne olmuştu? Ve neden bu kadar güzel bir aile tatili bu kadar korkunç bir hale gelmişti? Sevgili arkadaşlarım, aslında bütün olay Julian Harvey'nin 4 aylık karısı için düzenlediği 20 bin dolarlık hayat sigortasını tahsil etmek istemesiyle başlamıştı. Karısının okyanusta bir kazada boğulması son derece iyi bir senaryoydu. Böylece hiçbir sorun yaşamadan sigorta şirketinden para alabilecekti. Daha sonra Harvey'nin toplamda 5 kez evlendiği, bu evliliklerinden birinde bir trafik kazası yaptığı, karısını ve kayınvalidesini kaybettiği ve kazada hayatta kalan tek kişinin kendisi olduğu, ayrıca iki farklı deniz aracını da şüpheli koşullar altında kaybettiği ortaya çıktı. Tüm bu olaylarsa Harvey'nin ölen kişiler için sigorta şirketlerinden büyük miktarlarda para almasıyla sonuçlanmıştı. Yani Harvey'nin planı oldukça basitti. Gece olup hava karardığında herkes uyurken karısı için sahte bir kaza düzenleyecekti. Sabah olduğunda karısının denize düştüğünü ve onu kurtaramadığını anlatacaktı. Ancak planı Duperalt ailesinin gürültüyü duymasıyla bozuldu. Harvey gemideki tanıklardan kurtulmaya ve kanıtları gizlemek için gemiyi batırmaya karar verdi. Küçük Terry Joe'ya ipi verdiğinde ise son tanığını da ortadan kaldırmaya hazırlanıyordu. Ancak Terry ondan kaçmayı başararak Harvey'nin sonunun gelmesini sağladı. Okyanusta Harvey'nin botu Terry'nin botundan 3 gün önce bulunmuştu. Başka bir gemi onu bulmuş ve sahil güvenlik ekiplerine teslim etmişti. Harvey ifadesinde yatın direklerinin kuvvetli rüzgarlar tarafından kırıldığını ve direklerin de düşerken yatın gövdesindeki yakıt deposunu delerek yangına neden olduğunu söyledi. Çünkü Harvey'e göre hayatta kalan tek kişi kendisiydi. Kimse onun bir suç işlemiş olmasından şüphelenmemişti. Ancak birkaç gün sonra Terry Joe'nun mucizevi kurtuluş haberini duyunca işte o zaman yaptıklarından dolayı adalete teslim edileceğini ve yolun sonuna geldiğini, hiçbir kaçış yolu olmadığını anladı. Ama yakalanmak Harvey'e göre değildi. Bu yüzden de bir otele gitti ve kiraladığı odada canına kıydı. Arkadaşlar, bu korkunç olayda kazadan kurtulan tek kişi Terry'ydi ve onu da teyzesi büyüttü. Sevgili arkadaşlarım, bu olay 1961'de yaşandı ve Terry Joe 20 yıl boyunca bu travmatik deneyimini kimseyle paylaşmak istemedi.
1980'lerde ise kendisinde nihayet yaşadığı korkunç olayı birkaç yakın arkadaşıyla konuşma gücünü buldu. Arkadaşları ise onu profesyonel destek ve yardım almaya teşvik ettiler. Terry Joe tavsiyeleri dinledi ve geçmişiyle ilgili bir şeyler yapmanın zamanı geldiğine karar verdi. Doğal olarak bu olay hala onu kötü hissettiriyordu. Psikoloğu Dr. Richard Logan'ın yardımıyla Okyanus'ta Yetim adında bir kitap yazdı. Kitap 2010 yılında olaylardan neredeyse 50 yıl sonra yayınlandı. Ancak okuyanların hala içini ürpertiyor. Bence küçük Terry'nin hikayesi insanın hayatta kalma ve ilerleme azminin hiçbir şey tarafından yenilemeyeceğinin yaşayan bir kanıtıdır. Peki siz bu hikaye hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu arada bu seriyi sevdiyseniz ve daha fazla inanılmaz hayatta kalış hikayeleri gelsin istiyorsanız lütfen yorumlara gidin ve fikirlerinizi benimle paylaşın. Ancak hemen bir yere ayrılmayın. Çünkü bu kanalda izleyebileceğiniz 800'den fazla videom var. Yapmanız gereken tek şey soldaki ya da sağdaki videoyu seçip keyfini çıkartmak. Ayrıca eğer hala nefes alabiliyorsanız videoyu beğenmeyi ve yeterince cesursanız kanala abone olmayı unutmayın. O halde bir sonraki videoda görüşünceye dek korkuyla kalın.